evlatlarımızın, kahramanlarımızın mezuniyet törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Kahramanlarımızın mezuniyet törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahramanlarımızın, evlatlarımızın mezuniyet törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, mezuniyet törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tören birlikleri, Bek, Omza, Selam, Dur, Kaç, Albay UMF, tören birlikleri mezuniyet töreninde görüş çevrelerinize hazırdır Sayın Bakanım. Kahraman jandarma, kahraman sahil güvenlik. Merhaba. Nasılsınız? Siz de sağ olun. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitimini başarıyla tamamlayan subay ve asubay öğrencilerinin mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Selam! Dur! Kalk! Tören birlikleri mezuniyet töreninde görüş çevrelerinize hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım. Tören birlikleri merhaba. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Saz duruş. Rahat! Sayın Cumhurbaşkanım, icra ettiğimiz bu mezuniyet töreni bir eğitim sürecinin tamamlanmasından çok daha öte anlamlar ifade etmektedir. Çelik gibi sarsılmaz bir irade ve yüksek bir disiplin ruhuyla sizleri selamlayan bu gençler, Cumhuriyetimizin 100. yılı mezunları olarak Türkiye yüzyılının ruhuna ve şanına yakışır şekilde ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme, idrak ve anlayışı içerisinde hareket edeceklerdir. Köklerinden aldığı ilham, atalarından aldıkları feyz ve ilimle gelecek yüzyıla adını yazdıracak asil Türk milletinin korkusuz koruyucuları olacaklardır. Genç subay ve asubaylarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterdiğiniz hedefleri gerçekleştirmek ve kendisine tevdi edilen görevleri gün be gün artan şevk ve iştiyakla canı pahasına yerine getireceklerdir. Bu yolda yılmadan, usanmadan, azim ve inançla çalışmaya devam edeceğinize ve Cumhuriyetimizin 100. yılının ruhuna yakışır şekilde ülkemizi daha parlak yakınlara taşıyacağınıza gönülden inanıyorum. Hukukun rehberliğinde yürüyeceğiniz bu yolda sizleri önce Allah'a, sonra yüce milletimize emanet ediyorum. İmanınız tam, kaleminiz kuvvetli, kılıcınız keskin, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Arz ederim. Kıymetli misafirler, sadece terör örgütleriyle değil, küresel bir sorun olan düzensiz göçle ve zehir tacirleriyle mücadelemizde güçlenerek devam ediyor. Vatandaşımızın canına, malına, huzuruna ve esenliğine kasteden kim varsa hepsinin tek tek tepelerine biniyoruz, bineceğiz. Türkiye'yi mülteci akınıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkartıyoruz. Sahil güvenliğimizin yoğun çabaları neticesinde Ege'de ölümlerin önüne geçtik. 700'e yakın umut yolcusunun ölümüne seyirci kalındığı bir ortamda biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri şişlemek suretiyle bu insanları Ege'de ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle onları o dalgaların arasından kurtarıyoruz. İşte bu Türk'ün merhamet duygularının en açık ifadesidir. İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır hattında artırdık. Yılbaşından bu yana 143.000 düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olarak ülkemizde bulunan veya suça bulaşanları da tespit ediyor ve süratle sınır dışı ediyoruz. Bu kapsamda son 2,5 ayda yakalanan 61.000 kaçak göçmenden 25.000'i sınır dışı edildi. Düzensiz göçe karşı her türlü tedbiri alırken ülkemiz ekonomisine katkı yapan, döviz getiren, istihdam oluşturan, Türkiye'de eğitim gören yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz. Tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi inşallah bu meseleyi Türk milletine yakışan bir vakar ve vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Nitekim gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Katar'ın mali desteğiyle inşa edilen bu konutların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzuru kalple vatanlarına dönebileceklerdir. Belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasının aksine Türkiye, asayişe dair tüm başlıklarda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarıda hiç şüphesiz hükümetimizin kararlılığı yanında askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine, bekçisinden istihbaratına tüm emniyet birimlerimizin uyum içinde çalışmasının büyük payı vardır. teknolojinin de sağladığı imkanlar sayesinde bir dönem en önemli sıkıntı kaynağımız olan koordinasyon sorununu çözüme kavuşturduk. Ayrıca tüm operasyonlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan yürütebilir hale geldik. Suçla ve suçluyla mücadele yanında suçu önleyici faaliyetler konusunda da ciddi mesafe kat ettik. Muhalefetin ve Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Görevini yapan jandarmamıza dil uzatacak, hakaret edecek kadar gözü dönmüşlerin iftiralarına asla kulak asmıyoruz. Sicili ülkemizin karşısında kim varsa onun yanında yer almakla dolu bu muhterisleri maşeri vicdana havale ediyoruz. Son seçimler milletimizin bunlara prim vermediğini, böyle davranmaya devam ettikleri sürece de asla prim vermeyeceğini göstermiştir. Askere, polise, jandarmaya ve sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkum olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz onlara aldırmadan sadece işimize bakıyor, milletimizin bize yönelik teveccühüne mazhar olmaya, Türkiye yüzyılımızın inşasına giden yoldaki taşları temizlemeye çalışıyoruz. Karşılaştığımız onca sıkıntıya rağmen aziz milletimizin destek ve duasıyla inşallah bu hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Değerli dostlar, kaliteli, nitelikli ve disiplinli bir eğitim her alanda olduğu gibi tüm emniyet hizmetlerinde de başarının anahtarıdır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz bu hususta da farkını ortaya koymaktadır. Zorlu eleme aşamalarından geçen gençlerimizin göreve hazırlanmasında akademimizin kıymetli hocaları ve komutanları önemli rol oynuyor. Subay ve astsubaylarımızı en donanımlı, en nitelikli şekilde yetiştiren hocalarımıza, komutanlarımıza ve ailelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Mezuniyet sevinci yaşayan buradaki her bir evladımız yoğun bir eğitim sürecini alnının akıyla tamamlayarak yüzlerce yıldır üzerinde tek bir leke bulunmayan şerefli bir üniformayı giymeyi hak ettiler. Mezunlarımız sadece ailelerinin değil, 85 milyonunda iftihar kaynağı oldular. Hocaları ve komutanları ile birlikte hepimizin yüzünü arttılar. Tıpkı aileleriniz ve hocalarınız gibi bizler de evet tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. Devletimiz ve milletimiz için üstleneceğiniz tüm görevlerde şimdiden her birinize başarılar diliyorum. Burada bir hususta dikkatlerinizi özellikle çekmek istiyorum. Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Hayatın tabii akışı içinde hepimiz birer vazife alarak hem helalinden rızkımızı kazanıyor hem de topluma karşı mesuliyetimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Hiç şüphesiz aklıyla, yüreğiyle ve bileğiyle aziz milletimize ve devletimize hizmet eden her meslek erbabının emeği de alın teri de mukaddestir. Doktorundan öğretmenine, işçisinden işverenine, çiftçisinden esnafına kadar Türkiye'ye katkı sunan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda gösterilen her samimi çabayı şükranla karşılıyoruz. Ancak vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda gerektiğinde canını feda eden güvenlik güçlerimizin konumu ayrıdır. 85 milyonun huzur ve esenliği için karada, havada, denizde, gece gündüz demeden görev yapan kahramanların hakkı elbette ödenmez. Şu an karşımda gözleri çakmak çakmak parlayan her bir evladımız işte böyle ağır bir sorumluluğu taşımaya namzettir. Sizler bugünden itibaren onurlu olduğu kadar zor ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra edeceksiniz. Milletimizi asırlardır ayakta tutan maddi ve manevi değerleri inşallah sizler yaşatacaksınız. Bu memleketin huzurunu bozmaya teşebbüs edecek alçakların karşısına ilk önce siz dikileceksiniz. Ne mutlu size ki milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü muazzez bir çatıya katılma imkanı buldunuz. Bu ocak ki ne adında ufak bir leke, ne mazisinde bir ayıp, ne de tepesinde bir kara bulut vardır. Eviniz kadar temiz, aileniz kadar aziz, bu güzide ocağa katılarak ailenizden farksız olan bu millete, evinizden farksız olan bu vatana hizmet etme şerefine nail olacaksınız. Bugüne kadar ailenizin en kıymetli evladıydınız. İnşallah bundan sonra her biriniz 85 milyonun göz bebeğisiniz. Sizleri yetiştiren ve bu vatana hizmete gönderen ailelerinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Ve inanıyorum ki şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek bu yolda yola revan oluyoruz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri türlü kazadan, beladan, saldırıdan ve ihanetten muhafaza buyursun diyorum. Sizlerden bu millet uğruna, bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna, kahraman ecdadın manevi hatırası ve emaneti uğruna, ihanete de, hasımlarımıza da asla geçit vermemenizi bekliyorum. Bu duygularla mezuniyetinizin siz, aileniz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda Rabbimden başarı ve esenlikler diliyorum. Sadece anne babanızın değil, sadece anne babanızın değil, 85 milyonun tamamının samimi dualarının arkanızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Mezun olan misafir öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Benim bütün cevherim damarımdaki kandadır. Sayın Cumhurbaşkanım, jandarma arama kurtarma timlerimiz ülkemizde meydana gelen her türlü doğal afette, Kastamonu, Sinop, Şanlıurfa sel felaketlerinde, Antalya, Muğla orman yangınlarında, Elazığ, Van, İzmir depremlerinde bir fiil aktif olarak görev almışlardır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremin ilk dakikaları itibariyle elindeki tüm imkan ve kabiliyetlerini en son noktasına kadar kullanarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olmuşlardır. Hainlerin üzerine bir gece ansızın inebiliriz. Kırmızı beyaz olur Diyarbakır'da her yer. Korkmasın yurdumda gülsün. İşte geliyor kahraman paraşütçümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın posteriyle geliyor. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Ne zaman Mehmet'im düştüysen dara, üzülme, çekinme, korkmadan ara. Bayrağı ay yıldız, uçağı kara, yüreklerde umut var senin sayende. Milletimizin bir öldükçe bin dirilen evladı, atalarımızın izinden yılmayan emanet bekçisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteriyle geliyor. Masmavi gökyüzünde Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Samsun'a, işte uğrunda seve seve can vermeye and içtiğimiz şanlı Türk bayrağıyla huzurlarınıza geliyor. Kar yüksek ova batman. Lazım olur bir gün belki değil etkesin. İstikbalse söz konusu Türk milletinin. Sükuneti koruyun ve can kulağıyla dinleyin. Memlekette yazda kışta durmadan koşanlar. 7-24 görevde açta çalışanlar. Jöhler, pöhler, gizli kahramanlar. Atmacalar, aslanlar, serdarlar, doğanlar. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi olarak ülkemizde yaşanan her duruma karşı hassasiyeti üst seviyede bireyler yetiştiriyoruz. Her daim vatan sevgisini yüreğinde hisseden, tevazudan vazgeçmeyen ve fedakarlığı ilke edinen kanun ordusu jandarma, emniyet ve asayişin yılmaz bekçisi olarak Cumhuriyet'in 100. yılında da asil Türk milletinin yanında, yakınında ve emrinde olmaya devam edecektir. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvane illa alez zalimin. İlahi ya Rabbi, bu mezuniyet merasimini devletimiz için, milletimiz için hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Mezun olan subaylarımızı, assubaylarımızı bundan sonra yapacak oldukları görevlerinde muvaffakiyetler kendilerine nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, düşmanlarımızın hidayetleri, ıslahları mümkünse ıslah eyle. İçerideki ve dışarıdaki hainlere fırsat verme ya Rabbi. Askerlerimiz için, güvenlik güçlerimiz için kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Kâfeye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, askerlerimizin, Mehmetçiğimizin, ordumuzun her daim ve her yerde başarılı ve muvaffak olması için amin diyen şuradaki Müslüman kardeşlerimizi umduklarına nail, korktuklarından emin olmaları için, Allah rızası için El Fatiha. Tören bitmiştir Sayın Cumhurbaşkanım. Arz ederim. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın artarak devamını Allah'tan diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.